Kirpiğin kaşına da değdi zaman, kirpiğin kaşına da değdi zaman. Bekletmeseydin de vur beni beni, bekletmeseydin de vur beni. Şafak sevdanın da söktüğü zaman, şafak sevdanın da söktüğü zaman, diyardan diyara da sür beni beni, diyardan diyara da sür beni. Saçların rüzgarı da tel tel biçende, saçların rüzgarı da tel tel biçende, dudağım dilinden de şerbet içende, dudağım dilinden de şerbet içende. Gönlümde duygulardan ateş saçağda, gönlümde duygulardan ateş saçağda, alevden gömleğe de sar beni beni, alevden gömleğe de sar beni beni. Elinize, dilinize sağlık. Ne güzel söyledin Özgür. Teşekkür ederim. Çok da tertemiz çaldınız ya. Gerçekten helal olsun. Sevgili Özgür Akdemir, benim sevgili arkadaşım. Ve bizim gediklimiz, öyle diyeyim artık. Sevgili Ufuk Çoban, gitarist arkadaşım. Gediklimiz şundan diyorum. Ne zaman sanatçı dostlarımın, sanatçı arkadaşlarımın, müzisyen arkadaşlarımın başı sıkışsa Ufuk'a başvuruyorlar. Çünkü neden? Çünkü eşlik meselesi, sevgili izleyiciler, Özgür çok iyi bilir. Evet. Çok ciddi bir hadise. Yani ben mesela gitar çalar söylerim ama eşlik et deseler bir dururum yani. Yani o daha zor bir mesele kendi alanında. Yani kendi çizgisinde daha zor bir mesele bana göre. Ben öyle değerlendiriyorum. Yani şundan dolayı zor mesele, eşlikçi hata yapamaz. Hani biz bazen tekleyebiliriz falan filan, idare edebiliriz ama eşlikçi stüdyo müzisyeninde derler ya. Evet. Hani stüdyoda çalan müzisyenler ve sanatçılara eşlik eden arkadaşların gerçekten iyi olması, enstrümanlarında çok iyi olması lazım. Hiç hata yapmamaları gerekir. Bu anlamda kişi bulmak zor. Yani buraya gelip gelebilecek kişi bulmak zor. İki, böyle özveriyle karşılıksız gelebilecek arkadaşımız bulmak da zor. O çok hani, daha zor. O daha da zor. O çok daha zor. Yani hani hiç şeysiz, yüzü gülerek, sevgiyle böyle Ufuk gibi. Evet. Çok bir iki kişi daha ben tanıyorum. Bak bu kadar kaç senedir ben bu dünyanın içindeyim. Yani senin gibi bir iki adam daha tanıdım yani. Hani öyle ya, çoğunlukla yapmazlar. Güzel insanlar olunca benim için bir benim için daha keyifli oluyor. Senin ama de güzel. Ama herkesle olmuyor işte bu. Yani gerçekten Özgür'ün yanında bugün olmak benim için bir keyif. Estağfurullah, o benim için bir şeref gerçekten. İşte meşgalindeyiz. Evet. Hani Neşet Baba'nın dediği gibi gönülden gönüle giden, evet, giden bir yol var. Görülmeyen. Biz onu görüyoruz, hissediyoruz. Çok güzel. Çok mutluyuz. Ufukçum, onun için seni seviyoruz. Gerçekten. Bir mukabil abi. Aynen. Artı TV'ye de kadrolu almayı düşünüyoruz seni. Evet, yani ben de yakında başlayacağım herhalde. Kadrolu, sigortalı. Sigortalı. Özgür Akdemir, bildiğiniz üzere son dönemin, aslında artık o da bir süre geçti, çok da yeni değil, evet, ama
çıktığı tarihten itibaren son dönemin parlayan gerçekten yıldızı. Evet. Hak ederek parlayan yıldızı. Hem de mektepli biraz sonra konuşacağız zaten. Bilgiye sahip hem de yorumu ve bir de duruşuyla yani. Seviyoruz Özgür'ü. Sevgili Özgür Akdemir'i. Özgürcüğüm İstanbul'da doğma büyüme İstanbullusun. Evet. Kökenlerin Sivas. İmranlı. İmranlı. İmranlı deyince yukarıda da bir anmış doğalım. Tabii. Çok belediye başkanımızı hepimizin belediye başkanıydı tabii. Ama daha çok tabii sizlerin hemşerisiydi. Çok üzücü kaybettik. Maalesef Murat abi, Murat Açılı. Evet, senin şahsında çok özel bir dostu, çok güzel bir insandı. Geçmiş olsun dileyelim. Evet. Artı TV olarak, şehir içi şarkıları olarak. Sağ olsun. Kötü de pis bir şey yani bir trafik kazası değil mi? Yanlış. Trafik kazası. Pis bir şey ama ölüm ama iyi ki bu dünyadan geçmiş olsun iz bırakarak sonuç tabii, olarak. Tabii. Güzel işler bıraktı. Geçti. Biraz yarım kaldı ama yapacak bir şey yok. Bazen diyorum acaba iyi insanların kaderi mi bu? Erken evet. Göçüp gitmek. Evet. Maalesef. Acı kaybımız. Onu da buradan alalım. Öyle evet. Acı kayıp. Evet. Bu acı kayıp. Teknik Üniversite Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Şan bölümü. Artı bir de Haliç Üniversitesi'nde master'ım varmış. Bunu bilmiyordum. Evet. Evet master'ım. Yine Şan'da mı master'da? Yine aynen. Aynen. Devam etti. Oradaki İTÜ bitirdiğim sene ben biraz meraklı bir adam bu arada. O ara Haliç Üniversitesi'ndeki öğretmen kadrosu şu anda ya ama o zaman bizim için tabii bir Yücel Paşmakçı ile bir yerde olmak. Ha Yücel Paşmakçı mıydı orada üniversitede? O orada yine Adem Sevinç oradaydı. Yani çok değerli hocalarla iyi işler yaptık. Yani müzik icra etmek başka bir şey, çok iyi çalmak başka bir şey. Ama bu işin bir de etnomüzikolojisi var, müzikolojisi var. Bunları da bilmek önemli. O anlamda çok iyi hocalarımızla güzel zamanlarımız oldu, iyi hatıralarımız oldu. Onlardan öğrendiğim çok şey var. Tabii. Yani benim için diplomanın dışında o insanlarla aynı havayı teneffüs etmek, onlarla bir arada olmak çok önemliydi. Tabii ya bir anısını dinlemek bile. Tabii. Yani sadece bir anısını dinlemek kesinlikle bile değer ya. Kesinlikle yani. Yücel Paşmakçı tabii. İşte telefonun, internetin olmadığı dönemlerde, arabanın olmadığı dönemlerde eşek sırtında, katır sırtında köy köy Anadolu gezip türküler derlemişler. Tabii. Yani ellerinde bir kayıt cihazı. İşte onları notaya almışlar. Neler bir sürü hikaye var. Onlardan onları dinlemek bile ayrı bir ders bence. Tabii yani bu bugün hepimizin şikayet ettiği işte müzikal olarak şikayet ettiğimiz işte türkülerde bir arabeskleşme, yozlaşmadan bahsediyoruz ya. Yani bu yozlaştıran arkadaşlar bu adamları dinleseler, bu dersi alsalar bence hiç böyle saygısızlıklar yapmazlar bence. Doğru. Tabii. Çünkü doğru. Kolay değil. Birilere bedel ödedi. Biz burada bugün Artif'de kolay geliyoruz türkülerini çalıp söylüyoruz. Ama gerçekten o türkülerin yakılmasında da büyük emek var. Onları buraya taşıyan insanların da çok büyük emekleri var. Tabii. Yani saygılı olmak lazım sanata, tabii, emeğe. Tabii ki. Kolay değil ama ben yine de bu işi iyi yapanların her zaman doğru şekilde anılacağını düşünüyorum. Vefat edenler nur içinde yatsınlar. Tabii ki. Bu emeklerinin, bu güzelliklerinin hakikaten karşılığı neyse sizler de buluyorlar. Bu da bir tesellimizdir. Evet. Gerçekten huzur içinde uyusunlar, nur içinde yatsınlar. Yaşayanlara da binlerce teşekkür ediyoruz. Tabii yani ki. Sağlıklı, uzun ömürlü uzun ömürler diliyoruz. Sağlık ve uzun ömürler diliyoruz. Doğru. Tariflerin doğru Özgürcüğüm. Evet. Şimdi burada geçmiş tabii ilk genç yaşamın müzik hayatın okulla beraber pek çok ünlü müzisyene sahnede vokal yapıyorsun. Tabii. Ses eğitimin ses eğitimin olduğu için. Öğrencilik yıllarında. Harçlık çıkarmamız lazım. Tabii. Şimdi burada çok hoşuma giden bir üçlü var. Bu biliyordum ben bunları. Takip etmiştim. 2005'te Nuri İyem'in resimleriyle süslenen, Nuri İyem Türk resminin işte en önemli isimlerinden biri. Neşe Erdok Atölyesi'nin de yanılmıyorsam Neşe Hanım'ın da hocası herhalde, karıştırmıyorum. Akademi, Devlet Güzel Sanat Akademisi döneminde Türkiye resminin en önemli kişilerinden biriydi. Albümün adı Rengahenk. Çok da isim çok da güzel isim bulmuşuz. Tabii. Rengahenk türküler. Rengahenk de biliyorsun Can Yücel'in. Evet, Can Yücel'in. Evet. Şeye çok güzel, evet. Başlık olarak çok güzel tabii. Bulmuşsunuz onu. Rengahenk türküler yani olarak bulmuşsunuz. Orada 4 türkü okumuşsun o. Evet. Karma albüm.
Bu okuduğum eser de Kirpiğin Kaşını'yı da orada okumuştum. Var mıydı orada? Vardı. Hatta ilk benim video klibim de bu esere çekilmişti. O yüzden benim için hatırası da büyük. Bir de hani ilk ya bir heyecan. Hala heyecan tabii, okuyorum tabii. O da o dönemin efsanesiydi yani. Onda bir altını çizelim. Öyle öyle. Yani ya biz, mütevazı olmamak gerekiyor. Şimdi hani insanların bazı kaygıları vardır ya. Şu albümde şunu okusam falan. Şimdi bu rengarenk Türkler gerçekten hiç düşünmedim mesela o kadar işte yıllar önce. Zaten Davutlularının bir eseri. Güler de onu okumuş, Arif Sağ okumuş. Bir an böyle bir de 2005-15 seneydi geçmiş. Öğrenciyim bu arada o zaman. Yani Önder Meral sağ olsun o aranje etmişti. Onun da ilk aranjesidir bu arada. Yani tüm samimiyetimizi koyduk bir baktık. Bayağı herkes söylemeye başlamış, dinlemeye başlamış. Ne güzel o. O dönem için güzel bir çalışma olmuştu. İlk çalışma ama iyi bir çıkıştı benim için. Tabii ki. Evet. Tabii ki. İkincisini hemen 2 sene sonra ardından bu sefer Fikret Otyam'ın. Çok severdim tabii. Fikret abiyi. Ben de çok severdim. Tabii oldu. Olmuştu. Resimleriyle bu defa evet. Süslenen. Orada da bir türkü yorumlamışsın. Gene yine rengarenk türküler 2 oluyor değil mi? Evet 2. Bir 2 sene sonra tekrar 2009'da da ne güzel. Bu defa da Bedir Rahmi'nin resimleriyle süslenen. Evet. Gene rengarenk türküler 3. 3 tane yani bu. 1, 2 tane daha 4 tane. Dört bir de Balabani'nin resimleriyle yaptığımız bir çalışma vardı. Balaban'ın. Evet Balaban. İbrahim Balaban'ın. Ha onlar tabii, tabii. Atlamışım. O da var. Ya bu bitti mi o? O bitti çıktı bile o. O da 2011 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Onu atlamışım. Şimdi o dönemki tabii müzik piyasası şimdiki gibi değildi. Bir de bunlar kitapçık olarak çok önemli. Yani bugün onları zaten tabii, tabii basmanız, canım, yapmanız, tabii canım. Arşivlik tabii. Kalıcı. Ki mesela ilk rengarenk Türklerin çıktığı zamanlar burada biliyorsunuz Beyoğlu'nda kasetçiler falan vardı. Yurt dışından gelen misafirlere sürekli Anadolu kültür diye mezdeki albümlerini satıyorlardı. Yani tabii. Onlar bize teşekkür etti. İyi ki böyle bir şey yaptınız. Bir de bu kitapçıkların, bu da Hıncalı Uç'un fikriydi. Türküler, Türklerin hikayeleri. Ya dedi ki niye bunların İngilizce çevirimleri yok? Dedik güzel fikir. Tabii. Onu da yaptık. Hem Türkçe hem İngilizce. Çok kıymetli bir hal aldı tabii ki. Dediğim gibi çok da satıldı o dönemler. Ki hala o türküler her yerde çalınıyor. Peki bunlar hala var mı piyasada CD var olarak mı? Ya da var. Ya da şey satılıyor olarak. Satılıyor şu an hani hala satılıyor. Var kitapçık olarak var. Kitapçık çünkü olarak gerçekten da. Önemli. Ya bir kitap kitabınıza koyabileceğiniz. Tabii. Çok anlamlı, gayet kaliteli şık bir evet. Kitapçıkla. Atıyorum. Büyük emekler. Gerçekten tabii, büyük tabii emekler. Tabii ki ya. Tabii. Yani altı dolu dolu ki birçok isim var. Mesela Suna Yakın'a şiir okuttuk orada. İşte Fuat Sak'a türkü okuduk. Nebil Özgürgen Türkiye bile türkü okuduk. Karadır Kaşar'ın. Nebil Özgürgen evet. Türkü mü okudu orada? Evet. Evet. Suna'ya girmiştir de öyle ya. Evet. Vanko. Evet Suna'ya bir şiir okudu. Yani işte Volkan Konağı'ndan bir sürü insan var yani. Bugün evet, evet. Türkiye'nin starları diyebileceğimiz bir sürü insan var. Ferhat Köşer'inden. Evet. Tabii. Çok işte İlk Ayakkaya okudu bir albümde bir hatırlıyorum. Herkes vardı. Şampiyonlar Ligi. Ne kadar güzel ama. İz evet. Bırakan 4 tane albüm. Yani evet. Ardarda. Ne söylüyoruz? Ne söylüyoruz? Ondan sonra gene sohbete devam edelim. O zaman hani hazır Neşet Baba'dan da bahsetmiştik. Neşet Ertaş'ın Neşet Ertaş. Çok sevdiğim bir eseri var. Kar mı yağmış Yüce Dağlar başına. Gözler
gözlerimin yaşı. Daha değmemiştim 15 yaşına. Nerelere giden arz edeyim halimde. Şu dünyanın vefasını görmedim geçti cahil ömrü bir murada ermedi geçti cahil. Eller gibi demi devran sürmedim vurdu felek kırdı kollarımı kadın nerelere gidem arz edeyim. Çok iyi yorumladın. Eyvallah. İyi söylüyor değil mi Furkan? Yani. Allah için iyi söylüyor değil mi? Yani yer farklı yani. Söz farklı. Hemen. Gerçekten iyisin Özgür. Hakikaten. Sağ olasın. İzleyicilerimiz de bunun zaten tanıyanlar zaten. Eyvallah. Farkında. Varsa tesadüfen ilk defa duyanlar onlar da farkına varıyorlar şu anda. Şimdi şapkanda bir de oyunculuk var. Evet abi. Evet. Bakıyorum şimdi hem film... Sinema filmi var, evet. Dizi de var bir tane. Bir tane var. Bir de tiyatro da var işin içinde. 2010'da iki filmde, aynı sene mi? Hem Kadife Ana hem Albatros'un Yolculuğu. Çok tabii. Aynı üç kariyer, aynı, üç tane film. Evet. Ha? Yani, aynı dönemde ard arda mı? Bir de Çanakkale 1915 var. Ha, o dizi değil mi o? O yok, o şey. O da mı film? Ha. O da film, uzun metrajlı. Orada da bir ufak rolüm vardı. Bir Türk söyledim daha doğrusu. Biraz zaten... Oyunculuk, müzik. Bence bunların hepsi iç içe. Oyunculuk nasıl? Ders almıştın o burada. Aldım. Notlarımda. Tiyatroda bayağı. Beykent Üniversitesi'nde. Tabii. Kamera yönü oyunculuğu dersleri almışsın. Aslında o dönem abi ben televizyon programı falan sunuyordum. He. Dedim ki yani. Hadi oraya da gir. Onu bir daha bölümde açacaktım. Girdin oradan da bahsedelim. Aslında, senin Dem'dir, Cem'dir, Barış Radyo'dur değil mi? Yaptım tabii bayağı bir. Ciddi şeylerde evet. Televizyon ve yani orada da aslında kameraya nasıl bakılır? İşte nasıl kadraj nedir? Biraz dedim hani bunlara öğreneyim derken hocalar dedi ki ya sen biraz bu işi bir yapabiliyorsun gel dediler. Seni bir iki film oynatalım. O da bir farklı bir sektör. Ama öğrenmek lazım. Öğrenmenin sonu yok. Ki oyunculuk da çok zevkli. Çok zor ama çok zevkli. Bir de mesela bir oyuncu ele alacak olursak müzik bilmesi çok önemliymiş. Ben bunu içine girince öğrendim. Yani o ritim duygusu, ne bileyim mesela ezber, Türkleri ezberliyor. Sonuçta orada da bir önünüze bir tekst geliyor. Çok önemliymiş. Aslında birbirinden çok uzak değil, farklı gibi görünüyor ama mesela tiyatroyla kameranın çok farklı.
O ikisi oyunculuk ama birisi daha büyük oynuyorsun, birisinde daha ufak oynuyorsun. Bir kadrajın içinde oynaman gerekiyor. Bunlar tabii sanatın çok önemli dalları. Ben bir ara resim de yaptım bu arada. Bir iki tane. Yani eğitime çok inanan bir adamım. Bir de merak benimki. Önce benim mutlu olmam gerekiyor. Evet. Yani bundan bir çıkar, bir şey, bir gelir elde etmek değil ya. Ben resim. Bir de düşünsene Fikret Otu'ya mı oturmuşsun? Nedir abi, bir şey yapıyorsun ya, bu nedir resim falan. İnsan merak ediyor. Tabii zamanla... Nasıl, kurslara bursana mı gittin? Ne için abi? Resimde. Yok. Bir tane hoca arkadaşım vardı. Ben ona şan dersi veriyordum. O bana resim dersi veriyordu. Ha, o şekilde. Desen vesaire. Tabii, aynen öyle. Öyle kardeş kardeş çalışıyorduk. Ama oyunculukta bayağı gidip profesyonel dersler aldım, eğitim almışsın. Bayağı aldım. Şu anda o ne oldu? Yavaşladı mı oyunculuk? Yok yok. Şu an bir proje var mesela. Barış Eren'in çekeceği. Hatta bir müzisyen arkadaşımızın hayatını, Uğur Sofu isimli bir arkadaşımız var. Almanya'da yaşıyor. Biraz nasıl söyleyeyim? Acılı bir geçmiş var. Yani biz bunu film çekelim. Şu an mesela Almanya'da kendisi. Önümüzdeki ay gelecek. Onunla ilgili bir film çalışmamız var. Orada da başrollerden bir tanesi mesela. İşte Cengiz Atatürk'ün bir projesi var yine. Orada yine. Yani bu süreç devam ediyor oyunculuk. Şu pandemi böyle rahatladıkça. Doğru doğru. Pandemi zaten her şeyi kapattı. Yoksa mesela pandemiden önce her şey aktifti. Birçok proje iptal oldu. İşte anlaştığım bir dizi vardı, yayından kalktı. Böyle şeyler maalesef. Biliyorsunuz bu ülkede önce ne olursa sanat. Tabii. Aşağı iniyor. Hele bu dönemde zaten. Ama pandemiyi de iyi bir şekilde geçirdiğimi düşünüyorum. Yani işte oturup da eksik olan, mesela okumam gereken kitaplar vardı, onları okudum. İzlemem gereken filmler vardı, onları izledim. Ya bunu sonra bakarım dediğim birçok şey. İşte repertuar olarak mesela, ya bunu sonra bakarız dediğim birçok şey benim için iyi oldu aslında. Yani dolu dolu geçirdim, hiç boş vaktim yoktu. Evet, o şekilde geçirdiysen ve geçirenler öyle diyelim, bu şekilde geçirenlere evet. Artı yazdı. Tabii yani ekonomik olarak şeye düştük ama, evet, düştük. Zor duruma düştük ama en azından bu anlamda artı yazdı. Evet. Birikim anlamında artı yazdı yani. Ya ne olursa olsun bence çünkü kafayı oraya takınca her şey alt üst oluyor. Yani kendimizi güncel tutmamız lazım her anlamda. Ya tabii. Olabilir, yarın belki daha büyük bir şey de başımıza gelebilir. Pandemi biter, başka bir pandemi başlar ama... Biz öncelikle kendi mesleğimize aşık olan insanlar olarak ve kendi mesleğimize saygılı olan insanlar olarak bunu biz çalışmaya, üretmeye devam etmeliyiz zaten. Tabii. Diye düşünüyorum ben. Tabii. Bu bizi hem zihinde tutuyor hem genç tutuyor bence. Evet. Çünkü diğer türlü ya bu dünyanın kahri çekilmiyor ki abi zaten ya. Diğer türlü bakarsan. Tabii. Biz böyle bakalım bence. Bir de bizimki hani deli işi diyorlar ya. Ben de bir yönüyle çok gerçekçi ve... dünyaya döneyimdir ama bir yönüyle hep böyle bakarım. Öyle. Geçerken gibi. Yani. Geçiyoruz gibi bakarım. Öyle, böyle. Bende de böyle bir mistik bir taraf bir yönünde vardır yani. Tabii şeyin de altını çizelim, o bizden çok daha zor durumda olan sahne sanat müzisyenler ve diğer sahne sanatçısı arkadaşlarımız arasında çok tabii çok ciddi güçlükler çeken, çok, enstrümanlarını çok, satan, intiharlara kadar giden çok büyük acılar yaşandı. Yani o da var. Yani o başları sağ, ne diyelim, Allah rahmet eylesin diyoruz. Tabii. Geçmiş olsun diyoruz o arkadaşlarımıza, onu da gözetiyoruz bu cümleleri kurarken. Şimdi şeyde oyun, tek oyun karıştığıyla mı kaldı? Tiyatro oyunu. Tiyatro, yok daha önce de oynadıklarım vardı ama bu biraz daha şeydi, bu bayağı bir oynadık bu oyunu. Yani oyun karıştı, iyi bir projeydi. O dönem biraz da benim böyle konserlerim falan çok yoğun olduğu bir dönemdi. Tiyatro gerçekten çok önemli bir sanat dalı ama çok zaman harcamanız lazım. Bir oyuna 5-6 ay çalışıyorsunuz. İşte konserlerinizde çok şu bir de yoğun bir dönemdi. Ama tiyatro gerçekten tekrar oynamak isterim. Vakit bulabilirsem isterim. Çünkü başka bir şey. Birebir. Tabii birebir. Tabii. Çıkıyorsunuz o sahnede. Sahne başka bir şey. Herkesin gözleri kamera gibi böyle. Tabii. Çok güzel. Ama çok tabii çalışmak gerekiyor. Tabii, çok tabii, fazla tabii. Prova. Tabii tiyatro daha tabii. Zor. Tabii daha zor yani. Çok daha zor. Çok daha zor. Yani. Ne söylüyoruz Özgür'ün? Ne söyleyelim? Üçüncü türkümüz olarak. Bir Trakya'ya gidelim mi? Ne Trakya'da? Ne zamandır okumadığım bir türkü vardı. Şemsiyemin ucu kare, yokmuş derdime çare diyelim, olur mu? Tamam. Şemsi
kare şemsiyemin ucu kare yok mu şu derdime çare yok mu şu derdime çare o yar güzel ben bir çare o yar güzel ben bir çare çaresiz dertlere Vefasız yâre düştü, çaresiz dertlere düştü. Bir vefasız yâre Şemsiyemin ucu baston şemsiyemin ucu baston söyle canım kimdir dost söyle canım kimdir dost öldürmeye var mı Kastın azabına düştüm Bir vefasız yâre düştüm Kastın azabına düştüm Bir vefasız yâre düştüm Ne güzel Türkler seçtiğini bugün seçmişsiniz. Özgür çok güzel Türkler seçmiştim. Sağ olasın abi. Hem bu Rumeli bu da çok çok gerçekten evet. Çok güzel bir türkü. Neşet Ertaş'ın türküsü ne kadar güzel bir türküydü yani biraz önce evet. Yorumladığın. Vuran yani. Şimdi Volkan Konak'ta bir özel bir abi kardeş yani değil mi? Böyle tabii, bir dostluğun var. Bu albümde mi bu Leyla albümünde mi oluştu o? Orada mı ilk? Yok abi ben 99 yılında o zaman Kuzey Müzik diye bir firma vardı. Onun firması vardı değil mi? Doğru. Stüdyo da oradaydı. Orada Kuzey'in oğlunu kullanıyordu değil mi o? Kuzey'in oğlu. Evet evet. Volkan Hoca. O zaman da biz tabii çocuğuz da genç 18-19 yaşlarında Tuğrul Karataş diye bir abimiz vardı. Tom Meister'lik aranjörlük yapıyordu. O da o stüdyoda çalışıyordu. O demoyu yaparken orada tanıştık. Daha sonra işte abi kardeşimiz bayağı bir sürdü, devam etti. Yani hayatım boyunca benim Volkan abi hep vardı yani, hep destekti bana. Bu Leyla albümünde de bana yani başından sonuna, repertuarına kadar hep destek oldu. Şöyle yapalım, o birikimlerini bizle paylaştı sağ olsun. Albümün yönetmenliğini Cihan Yurtçı yaptı. Aranjörünü de Adnan Koç yaptı. Hocalarımla bir albüm yapmış oldum. Yani ilk çalışmam gerçekten benim için özeldir. İlk solo albüm bu arada. Bu dört tane rengarenk türküyle yaptıktan sonra solo albüm yapabildim. Anca sıra geldi. Kendime o zaman yapabildim. Gerçekten Türkiye'nin en iyi. Yani işte 30 yaşındaydım tabii. 29-30 yaşındayım ilk solo albüm çıktığımda. Yani Türkiye'nin bütün üstadlarıyla aynı yerde, aynı projede buluşmak. Ki hani o benim projemde buluşmak çok farklıydı yani. Tabii ki. Tabii. Mehmet Erenler bile çaldı benim albümü. Sağolsun. Güzel bir çalışma oldu. Repertuar da çok güzeldi. Aranjeler ki dediğin gibi yani beni çıkartın içinden çok güzel bir enstrümantal albüm olabilir yani. Albüm. Çok değerli. Gerçekten. Alçak gönüllü. O derece yani. Hayır dediğin bir anlamda doğru da. Evet. O senin çıkartın kısmı doğru değil. hem doğru hem değil. Bu Dem TV'de evet. Biz de Cezmer Söz'de 2 yıl program yaptık. Biliyorum. Senin de aynı dönemde. Tabii, İlyas tabii. Şimdi menajerlik yapıyor tabii, biliyorsun oranın. Biliyorum biliyorum. Ha, o da program yapıyor. Tabii ses, ışık. Tabii yapıyor da çok İlyas, güzel bir çocuk. Hala görüşüyoruz. Hatta sağ olsun düğünümde tesisatı kurdu. Falan İlyas böyle. Mı tabii kurdu? Tabii İlyas kurdu. Çok güzel bir çocuktur. Çok canlı.
Dosttur. Pek, neyse hadi eksilerden bahsetmeyeyim hadi. oralara girmeyeyim evet, evet. Dem TV hakkında ama genel olarak o dönemin iyi kanallarından evet. Biriydi öyle diyeyim. Aslında bence yani en iyi kanallıydı bence. Yani görüntü dönem, kalitesi, en işte stüdyo çok büyüktü. Evet. Ha, o teknik olarak, tabii, olarak teknik iyiydi. İyiydi. İyiydi, iyiydi tamam. Evet. Olabilir ya. Dördüncü ne söylüyorsun? Hadi bakalım. Özgür. Hadi bakalım. Bir candan ileri diyelim mi? Ne diyoruz? Candan ileri. Net ki şeyi ne? Yöresi? Bunu ben Musa Eroğlu'ndan dinledim. Çok Musa Eroğlu'ndan tamam. Daha sonra bir iki arkadaş da okudu. Bir eyvallah. Biz deneyelim bakalım nasıl olacak. Eyvallah. Türküler seçmişim ya. Vallahi ne kadar güzel Türkler. Abi sana özel bunlar. Yani vallahi yani. Haluk abi senin programına geldi. Bana özel gibi oldu. Evet sana özel oldu. Muhteşem, muhteşem bir şeydir bu. Tabii ki. Musa Hoca'nın bu Afyon olabilir. Çok emin değilim. Biraz benziyor. İç Ege. Özel biraz Karacaoğlan'a andırıyor. İç Ege falan tabii, tabii. Ya da aşağı doğru evet, olabilir. Evet. Zaten o Mutlu değil mi o? Mersin Mutlu tabii, değil mi? Tabii. Şey, evet. Türkmen Alevi değil mi Musa Hoca? Evet. Aynen. Şey. Neydi o Afyon türküsü yorumlar Musa Eroğlu ya? Harmana ser bil. Nasıl yorum var değil mi onu? Yani inanılmaz. Evet. Bu sadece da yaşayan Arif Hoca ile herhalde değil mi? Ha Yavuz Top. Yavuz Top. Tabii Yavuz evet. Abiyle atlamayalım. Hani birkaç kaldılar yani. Yani o da, ki bence yani Musa Eroğlu Türkiye'nin en iyi erkek solistlerinden bir tanesi. Muhteşem. Çok güzel bir yorumcu böyle yani. Her dinledikçe ya diyorum bunu ben dinledim daha önce nasıl anlamadım diyorum mesela. Çok enteresan bir kırtak yapısı var. Yani. Çok böyle yaşayarak çalıyor. Özellikle Karacaoğlan Türklerini, sözlerini çok güzel beslemiş. Ya bu insanlarla aynı dönemde yaşamak bile bence büyük bir şans yani. Evet, tabii. Ya hiç tanışmasaydık düşünsenize yani. Tabii. Çok tabii. Güzel. Büyük değerler. Evet. Heyecanlanıyorum böyle konuşurken. Öyle öyle. Ben de aynı, öyle aynı hadise. Murat Darman, sevgili yönetmenimiz. Sesle Müjgan Korkmaz. Editörümüz Melisa Ay. Kameralarda Ufuk Dağşan ve Zeki Kaya. Bu Ufuk da bak bu karşıda gördünüz de bu da tiyatro müzikal okuyor. Eşlik ediyor bana. Farkındayım. Eder. bütün bizim sanatçılara eşlik eder yorumlara evet. Seslere sevgili. Aslında alacağım Ufuk bizim Fedai de var sesçi böyle birkaç bizim Artı TV'nin yapın bir ekip oluşturun diyorum. Ha bak Ufuk da şey eder size. Tabii. Hiç özveriyle gelir. Ya ben de gelip satışıyorum size hiç. Sevgiyle. Gocumam yani. Böyle bir şey kurup bir program. Tabii. Artı TV çalışanlar bir program yapalım biz diyor. Biz çalalım siz söyleyin. Gelir mi hiç? Bak onlar iyi teklif olmaz Ufuk. Ufuk bir konuşalım bunu bence. Özgürcüğüm sana nasıl ulaşacak izleyicilerimiz? Sosyal medyadan ulaşacak. Nasıl? İşte Özgür Akdemir Official Instagram. Tamam. İşte YouTube'da YouTube sayfamız var hepimizin artık. YouTube kanalım var. Var. Tamam. Özgür Akdemir. Özgür Akdemir. Tabii tabii Facebook Özgür Akdemir. Tamam. Hep Özgür Akdemir yani. Face de kullanıyorsun. Facebook. Facebook, Instagram Özgür Akdemir. Twitter. YouTube kanalı da Özgür Akdemir. Twitter'da Özgür Akdemir. Twitter'da Özgür Akdemir. YouTube kanallarına hem Özgür'ün hem Ufuk Çoban'ın lütfen ve diğer sevgili arkadaşlarımızın abone olunuz sevgili izleyiciler. Çok basit bir işlem. Dokunuyorsunuz sadece hepimizin yani ayırmadan bütün dostlarımız, evet. Bütün sanatçı dostlarımız için, şairlerimiz hepsi için geçerli edebiyatçılarımız falan vesaire. Çünkü artık devran böyle dönüyor. Gerçekten insanlar artık o CD, kaset filan dönemi bittiği bitti. İçin bunun üzerinden ayakta durmaya çalışıyoruz hepimiz. Destek veriniz lütfen. Artı TV izleyici zaten söylemeye bile gerek yok. Evet. Yani onlar hadisenin farkında ama peki, işte... Aslında Artı TV izleyicileri her şeyin farkında. Her şey tabii. Her şeyin farkında. Şimdi o kadar çok kanal var ki program öncesi de konuştuk. Ya gidecek artık program kalmadı. Gerçekten ben çok teşekkür ediyorum bugün bizi burada ağırladığınız için. Ve gerçekten Artı TV'yi samimi söylüyorum çok kaliteli, çok entelektüel.
Bir güzel bir yani izleyici kitlesi var. Ben teşekkür ediyorum bunlara da. Gerçekten sessizci öyle. Oldukları için. Hakikaten samimi öyle. Söylüyorum. Yani şu anda tabii TürkSat'ta değiliz ama olsun. Olsun. Yani Hotbird'teyiz. Yurt tabii. Dışında tabii daha çok şey dolayısıyla. Ben birebir şahidim. Yani buraya konuk olduktan sonra Facebook, Twitter sayfasından yurt dışından bayağı bir dostumuz eklemiş. Programla ilgili fikirlerini ne kadar güzel. Çok ne kadar güzel yani. Yani diğer TV programlarında böyle dönüşler olmamıştı. Tabii çok ciddi. Tabii. Şey çok yani. Ciddi ve nitelikli evet. Bir izleyici. Evet. Yani hani hem sayı olarak son derece çok ciddi hem Türkiye'de hem yurt dışında evet. Hem de nitelikli evet. Ve kaliteli abi, bir izleyici. Yani sen de zaten söylememiz gerek yok. Ne güzel sorular. Çok güzel, çok nitelikli. Yani ben unuttum lan. Nerede oynamışım ben sana falan bir ara. Bir de yani ben de artık 40 yaşındayım ya. Ya diyorum bu hayata ne kadar çok şey sığdırmışız diyorum. Tabii. Sen de öyle. Öyle. Yani ikiniz de öyle. Gerçekten de öyle. Hı-hı. Samimiyetli. Bir de insan sevgili izleyiciler bir şeyler paylaşmak isterim. Sonra bir Türkiye ile bağlayalım olur, Özgür. Olur. Her arkadaşımı müzisyen ya da farklı sanat dallarında fark etmez buraya veya daha önceki televizyon kanallarında konuk ettiğim dostlarım, arkadaşlarımı bu kadar içten ve sıcaktan sevmez herkes. Sizler için de geçerlidir. Yani tabii ben Özgür Akdemir'i tabii ki biliyorum. Ama mesela burada yakınlaştık. Son derece ilk telefonda belli olur zaten. Bu işler ya Ufuk, seninle defalarca görüştük de. İlk merhabamda son derece sıcak bir Haluk abi ve hiç aksatmadan Saat abi kaç hangi gün hiç yani çoğu demeyeyim de bir bölümü böyle değildir. Lafı geri alıyorum. Bir bölümü böyle değildir. Bir bölümü daha böyle. Yani insan olarak da çok sevdim seni. Sağ olasın abi. Yani davranış hali olarak da çok sevdim. Sağ olasın. Müzisyen olarak yeteneğin zaten gerçekten benim son dönemlerde duyduğum en iyi yorumculardan birisi. Çok yok canım bu, estağfurullah. Bunu yani evet. Hiç abartısız. Özel bir ses ve çok evet. İyi bir yorum. Yani en iyi yorumculardan birisi. Bunu hiç açıklıkla net söylüyorum yani hiç yüzüne karşı. Arkandan da her zaman söylerim. Sağ olasın abi. Şimdi türküyle bağlayalım. Olur. Ufuk, sen de bütün internet mecralarında Ufuk Çoban olarak varsın. Evet abi aynen. Ufuk Instagram Çoban. Vesaire vesaire evet, YouTube evet. Kanalı hep bir daha aynen, tekrarlayalım. Sana da ulaşmak isteyen arkadaşlarımız, dostlarımız Ufuk Çoban olarak ulaşabilirler. Tekrar tek bir cümlemle kırmayıp Ufuk'cum sana zaten tekrar ya hep teşekkür ettik. Abi. Özgür, atlayıp geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Dostluğumuz bundan sonra sürecek. Tabii ki. Yakın olarak sürecek. Kesinlikle öyle abi. Ben çekileyim. Türküyle hangi türküyle bağlayalım? Bir Diyarbakır'a gidelim. Haydi. Celal Güzel Sesli. Dolaştık bir aynen. De. Celal Güzel Sesli mi? Evet. Celal Ses yorumladığı şeylerden mi evet. Söyleyeceksin? Aha, bir bülbülün kanadı diyelim, sarı. Diyarbakır'dayım, bir mekanda oturuyorum birkaç sene önce. Oranın koşulları daha zor ya. Tabii. Daha dikkatli davranıyorlar. Yani böyle özellikle böyle bir tip batıdan falan görünce bir yerde oturmuş. İşte bir mekanda oturuyorum, bir batı müziği koydular, Nilüfer falan gibi bir şey. Ya bir, affedersin, alkolü bir işte üretmeyken, 10 Gözlü Köprü'nün orada. Ya dedim, bunu bize niye çalıyor musunuz? Yani kendi değerlerinizden hiçbir şey, yani Celal Güzel Ses gibi sizin bir değeriniz var yani. Hani o hiçbir şey olmuyorsa bedi... Hani tamam, o da yan taraftan yani. Bedi çal ya da hani Kürtçe sizin örneklerden ver dedim. Şöyle baktılar çok da hoşlarına gitti tabii yani. Bu unutmam yani, unutmadığım anlardan biridir. Evet. Buyur Özgür. Hadi bakalım. Haydi. Ben
zarı zarı elimden aldılar yâri, garip garip ötme benim derdim bana yeter bir dahi sen katma benim derdim yeter bir dahi sen katma bülbül. Gece buzlu gündüz ayaz, al kalemi derdini yaz, garip garip ötme bülbül. Benim derdim bana yeter bir dahi sen katma bülbül. Benim derdim bana yeter bir dahi sen katma bülbül.